Arkadaşlar merhaba. İngilizce sağlık konulu makale çeviri serimize devam ediyoruz. Güncel makale çeviri serimize devam ediyoruz ve obezite ile ilgili kısa bir makaleyi bu videoda okuyacağız ve birlikte Türkçe'ye çevireceğiz. Makalemizin başlığı Controlling the Global Obesity Epidemic, Global Obezite Salgınını Kontrol Etmek. At the other end of the malnutrition scale, kötü beslenme, kötü beslenme, yetersiz beslenme skalasının yani ölçeğinin ya da terazisinin diğer ucunda obesity is one of today's most blatantly visible. Obezite günümüzün en bariz bir şekilde görünür olan diyor ve araya bir ara söz getirmiş. Yet most neglected, en çok yine de en çok ihmal edilen. Yani obezite günümüzün bir tanesi, en bariz bir şekilde görünen public health problems, sağlık, kamu sağlığı problemlerinden bir tanesi, araya da yine de en çok ihmal edilen. Yani en bariz bir şekilde görünen ve yine de en çok ihmal edilen kamu sağlığı problemlerinden bir tanesi. Paradoxically, paradoks yani buna tezatlı bir şekilde coexisting with undernutrition, yetersiz beslenme ile birlikte var olarak an escalating global epidemic of overweight and obesity, an escalating global epidemic of overweight and obesity, bir işte overweight aşırı kilolu ve obezitenin bir hızlandırıcı global salgını olan globezeti, yeni türetilmiş bir terim bu, is taking over many parts of the world, dünyanın birçok kısmını take over, ele geçiriyor. Tekrar ele alırsak cümleyi, buna tezatlı olarak coexisting with undernutrition, yetersiz beslenme ile birlikte an escalating global epidemic of overweight and obesity, hızlanan global bir salgın olan hızlanan global bir salgın olan aşırı kiloluk ve obezite ya da hızlanan bir aşırı kiloluk ve obezite global salgını, ki buna da yeni bir terimle isim koyuyor, globezite is taking over many parts of the world, dünyanın birçok bölümlerini ele geçiriyor. If immediate action is not taken, eğer derhal harekete geçilmezse, immediate action is not taken, millions will suffer from an array of serious health disorders, milyonlar bir dizi işte sağlık düzensizlikleri, yani sağlık bozukluklarından, array'de dizi demek, ne yapacaklar? Muzdarip olacaklar. Yani sağlık bozukluklarına maruz kalacaklar. Suffer from. Obesity is a complex condition. Obezite kompleks, yani karmaşık bir durum. One with serious social and psychological dimensions. İşte sosyal ve psikolojik boyutları olan bir tane diyor. Durum için one'ı kullanmış burada. Olan bir durum. That affects, ki bu diyor etkiliyor, virtually neredeyse all age and socio-economic groups, bütün yaş ve sosyoekonomik grupları, yani bütün yaş gruplarını ve sosyoekonomik grupları neredeyse etkiliyor. And threatens, şuradaki etkiye, efekte dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bu e ile değil, a ile yazılmış. Effect, olumsuz etkilemek ya da var olan bir şeyin pozisyonu değiştirmek anlamında etkilemeyi kullandığımız zaman kullanılır bu a ile yazılan. Evet, that affects virtually all age and socio-economic groups and threatens, ve tehdit ediyor. Ne ile tehdit ediyor? To overwhelm both developed and developing countries. Yani hem gelişmiş, developed, hem de gelişmekte olan ülkeleri overwhelm de şu anlamda kaplamakla tehdit ediyor. Yani hem gelişmiş olan hem de gelişmekte olan ülkeleri kuşatmakla tehdit ediyor obezite. In 1995,
1995'te there were an estimated 200 million obese adults worldwide. Dünya çapında 200 milyon obez yetişkin vardı tahmini olarak estimated. And another 18 million under 5 children ve bir diğer diyor 18 milyon 5 yaşın altındaki çocuklar classified as overweight, yani işte aşırı kilolu grubuna tasnif edilen, grubuna ayrılan 5 yaşın altındaki 18 milyon çocuk vardı. As of 2000'da itibarıyla, 2000 yılı itibarıyla the number of obese adults, obez yetişkinlerin sayısı has increased to over 300 million, 300 milyonun üzerine çıktı. Increase, artmak. Contrary to conventional wisdom, yani geleneksel olan bilgiye tezat olarak, the obesity epidemic, obezite salgını is not restricted to industrialized societies, endüstrileşmiş toplumlarla kısıtlı değil. Not restricted. In developing countries, gelişmekte olan ülkelerde, it is estimated that, tahmin ediliyor ki, rakamsal değerlerle ilgili tahminler için, tahmin etmek anlamında estimate'i kullanıyoruz. Over 115 million people, 115 milyonun üzerinde kişi, suffer from obesity-related problems, obezite ile ilişkili problemlere maruz kalıyor. Generally, genellikle, although men may have higher rates of overweight, her ne kadar erkekler daha yüksek aşırı kilo oranlarına sahiplerse de, women have higher rates of obesity, kadınların daha yüksek obezite riskleri var. For both, her ikisi içinde, yani ne var? İşte erkeklerde aşırı kiloluk oranları var. Kadınlarda ise daha yüksek obezite oranları var. For both, her ikisi içinde diyor, obesity poses a major risk. Obezite büyük bir, ana bir risk oluşturuyor. Pose o anlamda. For serious diet-related non-communicable diseases. Ne için? Evet, diyetle ilişkili bulaşıcı olmayan ciddi hastalıklar için. Including, ki bu içeriyor, diabetes mellitus, şeker hastalığını, cardiovascular disease, kardiyovasküler hastalığı, hypertension, yüksek tansiyonu, and stroke ve inmeyi, yani felce. And certain forms of cancer, ve kanserin de belli çeşitlerini içeriyor. Its health consequences, onun sağlık açısından sonuçları, range from sıralanmak demek, range from increased risk of premature death, işte artan prematüre ölüm riskinden, to serious chronic conditions, ciddi kronik durumlara kadar uzanıyor. Nasıl ciddi kronik durumlara? That reduce the overall quality of life, hayatın genel kalitesini düşüren durumlara. Evet, kısa bir makaleydi arkadaşlar. Sizleri işte metinsiz bırakmamak açısından sık aralıklarla çeviri yapmaya çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.